Komutanım, siz odanızda değil miydiniz? Tepemde, aşağıda, sağda, solda kim var bilmek isterim ben Zafer. Beni bilirsin, huylu adamın tekiyim ben. Hele generalin yaveri bize odayı verdikten sonra yanlışa gelmeyelim anladım. Sen ne yaptın? Emrettiğiniz gibi Memiş'i telefon kulübesinde aradım. Hemen Ankara'ya gelmelerini söyledim. İyi yapmışsın abi. Güzel. Gelsin bakalım beceriksiz herifler. Uyan kardeşim. Ne olur nefes al hadi. Ne olur. Ne olur uyan kardeşim, ne olur. Abi kardeşim, bir şey oldu mu? Bir şey yap abi. Kardeşim ölmesin. Bacak kadar çocuklarla başa çıkamadılar Zafer. Bu iş eninde sonunda sana kalacak gibi gözüküyor. Sen halledeceksin. Evet. O oğlanı kızı bulup icabına bakacaksın. Acımak yok. Bundakine bile, tamam mı? Merhamet senin benim bu adamlar için lükstür. Ne zaman ki istediğimiz yere yükseliriz, işte o zaman. O zaman merhamet gösteriş arzu eden bir şeyler. O zamana kadar kimseye acımak yok Zafer. Kimseye. Komutanım. Kapı açık mıydı? Yoksa biri mi? Telaş etmene gerek yok Zafer. Telaş yapma. Son anda aklıma geldi yukarıya bakmak. Demek ki iyi kapatamamışım şu kapıyı. Olsun. Hadi gel gel, rahatla, yok bir şey. Ya bu general kendini çok akıllı sanıyor, öyle değil mi Zafer? Ama akıllı değil. Çünkü rakibini küçümsüyor. Yani bizi. Eninde sonunda bir hata yapacak ve biz o belgeyi elimize geçireceğiz. Onu bulup ondan çalacağız. Evet komutan. O belge ne belgesi biliyor musun Zafer? Şu Ermeni meselesiyle ilgili değil mi? Evet. Ama muhtevası umurumda bile değil biliyor musun? Çünkü o belge bizim JITEM'e giriş kartımız. Ve biz JITEM'e girdiğimizde kendimize yüksek bir yerde mevki edineceğiz. Ve buna kimse engel olamayacak. Ve yükselişe geçeceğiz Zafer. Ne oluyor ya? Beyaz kalk, gidiyoruz. Kardeşimiz nefes almıyor. Birilerini bulmamız lazım, kalk. Canavarlar var. Canavar falan yok Beyaz. Olsaydı bu zamana kadar bizi bulurlardı. Kardeşimiz nefes almıyor. Ona yardım etmemiz lazım. Hadi yürü. Ne oldu? Neymiş? Martı. Ankara'da martı. Ne alakası varsa. Göl martıları onlar Zafer. Göl martıları. Şair Yahya Kemal de senin gibi şaşırmış ilk defa martıları göl başında gördüğünde Zafer. Ve demiş ki, hadi ben Ankara'ya vazife icabı geldim. Peki sen niye buradasın be martıcık? Martı'yı şairi falan bilmem ama bizim burada çok yapacak işimiz var Zafer. O belge generalin odasında, adım kadar eminim. Ve onu ele geçireceğiz. Ve
ve en zirveye çıkacağız. Evet. Anne. Anne, bebek öldü. Beyaz'a nasıl söylerim? Nasıl öldü derim anne? Sana sözümde duramadım anne. Affet beni ne olur. Bakamadım kardeşime. Bakamadım. Kızma bana ne olur. Gücenme bana. Ne yapacağımı bilmiyordum ki anne. Sen niye öldün ki anne? Canım annem benim. Sen çık istersen. Hava çok güzel. Zorlu günler bizi bekliyor biliyorsun. Ben de korulukta bir çay içeceğim. Afiyet olsun komutanım. İyi geceler. Zor ama iyi günler, güzel günler bizi bekliyor. O belgeyi elime bir geçireceğim. Ondan sonra en tepeye. En tepeye. Anlaşılan senin de benim de değer verdiğimiz kadar değilmiş. Öyle gözü dışarıda olan cilvelindim beni. Bir hatunmuş. Al! Vurmayanı vururlar bak! Geberdin işte! Seni de böyle öldürdü. Onu da böyle vurdu! Bebek ne olur uyan. Hadi ne olur nefes al, ne olur aç gözlerini. Ben anneme ne derim bebek? Ben annemi karşısına nasıl çıkarım bebek? Hadi ne olur uyan, ne olur. Ben babamın karşısına nasıl çıkarım ya? Hadi ne olur uyan kardeşim, ne olur. Abi yapma, korkuyorum. Bebek öldü. Biliyordum işte, biliyordum. Hafızanı kaybettiğine hiç inanmadım zaten. Ama herkes yedi. Yesinler. Benden yana rahat ol. Seni ele verecek değilim. Neden? Birincisi, kılıcın çalmak istediği şu belge. Ele geçirip şiteme girmeyi planlıyor demiştin değil mi? Evet, kulaklarını duydum. Planı bu. Buna mani olmak lazım. O herifi hiç sevmedim. Tehlikeli biri. Üstelik sana ve ailene yaptıkları affedilir şey değil.
adam hırsını anlıyorum. İçinde bunun ateşi yanıyor. Ve başa çıkılır şey değildir, bilirim. O yüzden çok iyi anlıyorum seni. Peki bunu yapmama izin verecek misin? Ailemin intikamını alana kadar sırrımı saklayacak mısın? Yapamadım anne. Bakamadım bebeğine. Affet beni ne olur anne. Ne olur affet anne. Ağlama abi. Bebek annemizin yanına gitti. Cennete gitti. Niye her şey üstüme geliyor?
Peki annemiz? Annemizin suçu neydi? Ya bebek, o niye öldü? Abimiz, Ferhat abimiz. Sus Ferhat abim deme. Ona bir şey olmadı. O bulacak bizi. Tamam tamam. Sustum. Sen de ağlama tamam mı? Abim bulacak bizi değil mi? Bulacak bulacak. Ama önce kalacak bir yer bulmamız lazım. Burada bir gece daha kalamayız. Onu bırakmayacağız kardeşim. Bir gün mutlaka geri döneceğiz. Ferhat abimi de bulacağız. Hep beraber geri döneceğiz buraya. Hem de ellerimize çiçeklerle döneceğiz. Kardeşimin mezarını bahçe gibi yapacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi gidip abimi bulalım. Sen generalin odasına gideceksin. O sırada ben de cephaneliğe gideceğim, tam buraya. Ve orada öyle bir patlama olacak ki herkes akın edecek. Sen hariç, sen generalin odasına gideceksin. Anlaşıldı. Komutanım. Belgenin orada olduğundan emin miyiz komutanım? Zafer, beni sorgulamayı bırak da sana ne diyorsam onu yap. Generalin odasına gideceksin. O belgeyi arayıp bulacaksın ve bana getireceksin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Güzel. O belgeyi bulup getireceğim. Güzel. O halde şimdi işimize bakalım hadi. Thank you.
There is a fire Armani. Check out the glass. What do you mean there is a fire? How did it happen? Take off the flames. Don't let flames reach the explosive. The situation is getting worse, sir. Damn, give an alarm. Okay. Bayağı diyelimler. Sizin işiniz bu. Beyaz, şu yolu sonu elbet bir an yola çıkar. Ama çok yoruldum, hem susadım. Bir tane araba geliyor. Kaçalım mı? Yok, bu asker arabası değil bu. Siz ne yapıyorsunuz bu yolda çocuklar? Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'ya mı? Yürüyerek he mi? Dur. Ben seni hatırladım ufaklık. Annenle birlikte benim kuyumcu dükkanına geldiydiniz. Alyans bozdurmak için. Sen de beni hatırladın değil mi? Hatırladım. Annen, küçük kardeşin nerede? Onlarsız mı gideceksiniz Ankara'ya? Explosives. Quickly. Come on, soldiers. Go to the front. Run. Hurry up. Move quickly. Run. Bacım bak, o otelde ölenlerin olduğunu biliyordum ama aralarında annenizin olduğunu bilmiyordum. Çok üzüldüm, çok. Helal süt emmiş, iyi bir kadın abiniz oldu. Mekanı cennet olsun. Kıpırdama. Ne işin var lan senin burada? Senin ne işin var?
Burası generalin odası. Gebertirim lan seni. Bir şey bulabildiniz mi? Kısa devre mi yapmış? Sanmıyorum efendim. Benzin kokusu var burada. Benzin mi? Yani sabotaj. Öyle görünüyor efendim. En ufak bir yamuğunda beynini dağıtırım. Ona göre. Yürü. Aç. Aç. Adem, konuş. Kim bu adam? Ne işi var bu binada? Şehre inmek için odanıza izin istemeye gelmiştim. Bu Türk subayı da yangınla ilgili bilgi almak için odanıza geliyormuş. Koridorda karşılaştık. Odanızda olmadığınızı söyledim, geri döndük. Kim gönderdi sizi buraya? Kılıç yarbayım gönderdi komutanım. Yardım için emirlerinizi beklediğimizi söylemeye gelmiştim. Bu delikanlı odanızda olmadığınızı söyledi. Sizi iyi gördüğüme sevindim komutanım. Emirlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Yardıma gerek kalmadı. Yangın kontrol altında. Kılıç yarbaya selam ve teşekkürlerimi iletebilirsiniz. Emredersiniz. Sen de şehre inebilirsin delikanlı. Umarım kaybolmazsın. Teşekkür ederim. Ben arkadaşla ilgilenirim. Sen istersen benimle gel. Gideceğin yere bırak. Allah kimseyi aç açıkta bırakmaz. Siz bize bakmayın çocuklar. Çekinmeyin, yiyin. Ne istiyorsanız onu yiyin. Hadi. İyice doyurun karnınızı. Haydi, haydi. Siz de önünüze bakın çocuklar, yemeğinizi yiyin. Anlat lan. Niye peşimizdesin? Konuş! Peşinizde falan değilim. Ben sadece yardım etmek istedim. Niye?
Niye? Belge. O belgenin peşinde olduğunuzu biliyorum. I believe Kılıç was under this. I'm pretty sure, but it's not easy to prove it. We have to find something. He sent his helper to help us. He is teasing with us. He is here for a reason. We will find out. Most definitely. Yes, sir. Generalle yaveri konuşurken duydum. General sizin bir belgenin peşinde olduğunuzu söyledi. Nerede duydun? Nasıl duydun? Çamaşırhaneden ütülenmiş elbiselerini alıp evine götürmemi söyledi. Yaveri ile birlikteydi. Elbiselerini dolabına yerleştirmemi istedi. Ben elbiseleri yerleştirirken General Yaveri ile masanın üstündeki bir dosyaya bakıyordu. O dosyanın çok önemli olduğunu, Türklerin dosyayı Amerika'ya gönderilmeden ele geçirmek isteyeceklerini, sizin de bu amaçla karargaha gönderilmiş olduğunuzu söyledi. Sizin dosyayı komutanlık odasında arayacağınızı söyledi. Odaya başka bir önemsiz dosya koyacaklarını, asıl belgeyi de evindeki masanın çekmecesinde tutacağını, sizi şaşırtıp ters köşe yatırarak yakalamayı düşündüğünü söyledi. Yakalandığınızda sizi casusluk suçlamasıyla karargâhtan attırabilecekmiş. Bütün bunları nasıl anladın sen? Lan sen İngilizce biliyor musun? Bilmiyorum. Ulan İngilizce bilmiyorsan nasıl anladın on kurabiyesi? İngilizceyi nereden bildiğimi bilmiyorum. Ben geçmişimi hatırlamıyorum ki. Ama yarım yamalak da olsa bir şekilde anladım işte. Elindeki dosyayı gösterip ikide bir kılıç diyordu. Anladım işte. Sen bize niye yardım etmek istiyorsun? Çıkarın mı? Çıkarım falan yok. Ben sadece yardım etmek istedim. Niye? Çünkü ben Türk'üm. Geçmişimi hatırlamıyorum. Adımı bile hatırlamıyorum. Ama Türk olduğumu biliyorum. Siz Türk değil misiniz? Siz olsaydınız yapmaz mıydınız? Bana getireceksin. Ha, getiremedin. Allah'ıma yemin olsun, seni bütün hücrelerine kadar parça parça ederim. Seni ne general ne de bir başkası kurtarabilir. Anladın mı? Tamam mı? Tamam. Anladım. O belgeyi bu gece getireceğim, söz. Zafer, çöz ellerini. Şu eve. Ne talihsiz başım varmış benim ya. İşte geldik. Angara garı burası. Al. Rahmetli anamın yüzüğüdür.
emanet bıraktıydı. Borcunu ödediğinde alacaktı bu yüzüğü. Ama ömrü vefa etmedi. Zaten artık benim de böyle bir alacağım yoktur. Allah gani gani rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Al onu. Benden yana helal peki. Ben hala akıllanıyorum komutanım. O uyuz oğlanı bırakmakla iyi mi ettik bilemiyorum. Başka çaremiz yoktu Zafer. Yarın sabaha kadar vaktimiz var. O belgeyi bana bir getiremesin de... ellerimle geberteceğim onu, hem de büyük bir zevkle. Bu arada Memişler ne yapıyor? Şu anda yoldalar. İnince arayacak Memiş. Unutturma da, daha Haldun'a uğrayacağız biliyorsun. Emredersiniz. Ya ne demek çözemiyoruz Veli? Kim engeller bizi ha, kim? Bilmiyorum efendim. Ya bilmiyorsan öğren Veli. Bu malzemeleri alamazsak bu ihale yatar. Bu ihale yatarsa bu firma batar Veli, batar. Ne? Ya Haldun aşkım. Ne zaman hizmetçi olacaksın artık bu eve ya? Bak inan ellerim parçalandı bulaşık yıkamaktan. İpek. İpek. Abi sus. Peki, Allah aşkına ağlamadan konuş, he? Bulacağım seni anne. Bulacağım seni. Ömrümün sonuna kadar arasam da bulacağım. O gelecek buraya. Mutlaka gelecek. Ne zaman? Bilmiyorum. Bekleyeceğiz. Öteki salak trenden atlayıp gebermese çok iyi olacaktı. Kapat telefonu. Bugün en son günü. Mutlaka gelecek. Bekleyelim. Acıktım ben. Tamam. Sen burada bekle. Ben geleceğim hemen. Tamam mı? Cevap vermiyor. Jetonu da gitti, değil mi? Neyse. Biraz oyalanalım bari. Ne yapalım? Yemek falan yiyelim. Sonra tekrar ararız.
Abi öyle iyi olur ki benimle karnım acıkmıştı. Seni doyduğunu görmedim ki. Yürü, yürü. Telefonun çaldı durdu. Ama ayıp olur diye açıp bakmadım. İstasyona gideceksen sen kestirme yol. Aha bu parkın içinde, tamam mı? Şu kapıdan gir, arka kapıdan çık. Anladım abi, sağ ol. Ayıp ettim birader, vazifemiz. Sağa sola bakma lan. Parkın içinden gir. Önünde bir de gözükür istasyon. Ne işin var odamda? Buraya nasıl girdin? Giremeyeceğimiz hiçbir yer yok komutan. Bütün kapılar bize açık. Ne demek şimdi bu? Siz kimsiniz ulan? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Biz mi? Senin olmak istediğin şeyiz. Ne diyorsun lan sen? Süper. Yankileri toplayacaksın buraya oğlum. Sok şunu cebine. Komutan haklı. Maraza çıkarma asker. Yoksa çalmak istediğiniz belge işi de, girmeye çalıştığınız şu gizli teşkilat işi de suya düşer. Sen nereden biliyorsun lan bunları? Yoksa... Evet. Bil ama sakın söyleme komutan. Duy ve unut. O teşkilattanım ben. İştemciyim ve her şeyi biliyorum. Abi öyle dimdirek yürü. Karşına çıkar. Eyvallah. Bir tane de bilet alaydın ha. Ben piyangoyu birazdan kazanacağım. Kazanırsın ha. Belki. Şş, küçük kız. Ne yapıyorsun sen burada bakayım? He? He? Gelin buradan kötü adamla. Abi! Ben. Evden kaçmıştı eşek sıfası abisiyle beraber. Seni alıp eve götüreceğiz. Yoksa ne isteyeceğiz parmak kadar çocuktan ya? Allah Allah. Sus!
Deniz kardeşim vardı, gördünüz mü? Böyle sakallı bir amcanız var ya siz. O aldı götürdü. Nereden kaçmışsınız siz? Ne? Bizim amcamız yok ki. Nasıl yani? Beyaz. Beyaz. Ne oluyor be? Ayaz? Canan. Canan, Beyaz'ı kaçırdılar. Ne? Nereye? Ne oluyor ya? Bizim yeğen evden kaçmış, zor yakaladık. Biraz da tırnak biliyor musun? Ha, şu mesele. Evet, o mesele. Bir taksiye bindiler. Develenen bir kız çocuğu vardı. Ama o taksi yabancı. Bizim durağın arabası değildi. Ne yapacağız canım? Ne yapacağım şimdi ben? Gel benimle polise gidelim. Hayır, polis olmaz. Niye? Başka ne yapacağız? Ya o adamlar çok tehlikeli. Polis de onların adamıdır, bilmiyorsun sen. Ya Ayaz, dur bir. Beyaz'ı arayan adamlar seni de aramıyor mu? Evet, asıl benim peşimde onlar. Tamam işte, senin için bir daha gelecekler zaten. Bekleyeceğiz artık, başka çaremiz yok. Şurada oturalım. Jitem'in test etmeden kimseyi bünyesine almayacağını hesap etmediniz mi komutan? Başından beri sizi takip ediyorum. O delikanlı nasıl da kandırdı sizi. Parmağında oynattı çocuk sizi be. Yeter ulan! Sen kendini ne sanıyorsun? Senin karşında muvazzaf bir subay var. Haddini bileceksin. Muvazzaf ha? Seni kontrol etmek için gönderenler... Sana iki rütbe birden verip yüzbaşılıktan yarbaylığa yükselten adamlar komutan. Jitem'in önemini hala kavrayamadıysan... Hiç tavsiye etmem. Yol yakınken vazgeçersin. Şimdi sen... O oğlana inanma mı diyorsun ya? Hiçbir şey demiyorum. O sizin elinizde. Kararı siz vereceksiniz. Kararı yargılamak da bize düşer. Ben ona bir şans verdim. Gidip generalin odasından o belgeleri çalıp bana getirecek. O belgeyi bana getiremediği takdirde onu parça parça ve pinçik pinçik edeceğim. Buna itirazınız olur mu? Hayır. O defter kapanır. Sen de umutlarını kaybedersin. Sınır karakolları tecrübeli subaylar bekliyor komutan. Or
oraya gidecektim. Annemi bulana kadar da geri gelmeyecektim. Ya kendisini bulacaktım. Ya da... Saçmalama Zafer. O teşkilatta yerin bile yokken kimi kimden çek edeceksin? Doğru. Haklısınız komutanım. Eğer dediği gibi ise o bizim yarım akıllı olanı ortadan kaldırmamız gerekecek. Ha, yalan söylüyorsa onu kaldıracağız ortadan tabii. Neyse. İzini yarına kadar bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Ne oluyor be? Kimsin sen, manyak? Ben kardeşim sandım. Deli mi ne? Beyaz'ın da başına bir şey gelirse ben yaşayamam canım. Anneme verdiğim hiçbir sözü tutamadım. Öyle deme Ayaz, bulacaksın. Ben nasıl annemi bulacağım diye ümitle yaşadım, sen de öyle yaşayacaksın. Kardeşini kaybedince değil, ümidini kaybedince yaşayamaz insan. Ya bulamazsam? Bulacaksın. Ya da o seni bulacak, üzülme. Çocuklar, az önce bir kızı soran siz değil miydiniz? Evet. Ne oldu? İşte bu arkadaş götürmüş onları. Ama hallerini pek beğenmemiş. He vallahi. Herif küçük kız için yeğenim dedi ama ne yalan söyleyeyim, hallerini hiç beğenmedim. Nereye götürdün abi? Tekrar bulabilir misin orayı? Bulurum ama bak, işin içine polis karşısa ben yokum vallahi, tamam mı? Şahitliğin yazarlar, çalırım başımı. Yok abi yok, polisi karıştırma. Sen bizi götür, gerisine karışma. Götürür abi, sevap. Parayı düşünüyorsan para var, merak etme. Ne alakası var ya? Hadi gelin o zaman. Bu işi halledemezsek batarız Veli. Ne yapıp ne edip o malzemeyi almamız lazım. Haldun. Vaziyet nedir? Müsaadenizle ben çıkayım efendim. Hangi vaziyet? Arsalar. Aldın mı? Yok, yok. Haldun, ben sana al demedim mi? Sen ne laf anlamaz bir adam çıktın lan. Ulan o kadar parayı sana boşuna mı veriyorum? Niye benim sana söylediklerimi yapmıyorsun? Yoksa el altından bana bir mesaj falan mı vermeye çalışıyorsun? Komutan, bu şirket şu anda batmak üzere. Kimse malzeme vermeye yanaşmıyor. O malzemeyi bulamazsak ihaleye giremeyiz. Bu şirket batar. Ben şirketi ayakta tutmaya çalışıyorum. Diklenme lan! Diklenme! Sana ne söylüyorsam onu yap. Bana bak lan Haldun. Bu şirketi de, seni de batırırım. Anladın mı? Seni bir tek kurtaracak adam var, o da benim, ben. Aklını başına topla. Bir daha da lafımı ikiletme! Komutanım. Ne var? Memiş aradı. Hamza'nın kızını yakalamış. Neredeler? Adresi aldım. Hemen gidelim. Hadi gidelim. Ben de gideyim. Sebep? Yolda konuşuruz. Sonra kızı bir tek ben tanıyorum. Siz hiç görmediniz ki.
Sonra ne belli Hamza'nın kızı oldu? Yürü. Annem. Gelin hadi ne olur. Ayaz beyaz hadi. Nasıl özledim bilseniz. Ne oldu biz annem? Niye böyle olduk? Gelin hadi. Ayaz'ım. Aslan kardeşim benim. Sen gel hadi. Tut beyazın elinden gel hadi. Biliyorum sen bırakmazsın onu. Abisin sen. Aslan gibisin. Sen korursun onu. Sen korursun onu. Al kardeşimin de gel. Hadi aslan parçası. İşte şu ya çocuklar. Benden bu kadar. Gerisine karışma. Tamam abi sağ ol. Ne kadar? Boş ver parayı şimdi. Benden olsun. Hadi yürü gidelim. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Hadi hadi. Şimdi? Bilmiyorum. Hadi bağla şunu, bağla artık. Tut, kafasını tut şunun, ağzını bağlayalım. Nasıl kızsın sen? Ne biçim bir şey bu? Tamam. Komutanlar nerede kaldı? Ne zaman gelecek? Birazdan gelir, birazdan burada olur. İnşallah işin pis kısmını bize bırakmaz. Diğerlerine elimiz değmedi. Şu Sabiye de elimiz bulaşsın istemem. Ya bahçede köpek varsa? Sen gelme o zaman. Hayır, sen benim korktuğumu mu zannediyorsun? Yok, korktuğunu biliyorum. Çünkü ben de korkuyorum. Hadi gel. Delen var, çabuk gel. Hoş geldiniz komutanım. Buyurun. Çok uğraştık komutanım. Bildiğin gibi değil. Bu veletle abisi kök söktürdü bize ya. Ama sonunda yakaladık işte.
Sen dışarı çık. Hadi! Komutan dışarı çık dedi de. İyi. Etrafa bakalım. Ben arka tarafa bir göz atacağım. Tamam komutan. Ben bakarım. Yok. İyi. Evet. En güzeli de bütün şahitlerin aynı evin içinde toplanmış olması. Yalancılar hariç. Pis herif. Dur! Bu kız o kız değil. Ne saçmalıyorsun sen? Bu kız Hamza'nın kızı değil. Ne saçmalıyorsun Haldun? Benim için fark etmez. İster Hamza'nın kızı olsun ister olmasın. Olaylara kim şahit oluyorsa ortadan kalkacak. Ölecek! Kızı bana ver. Ufacık bebe. Hiçbir şeyden haberi yok. Ne oldu Haldun? İçin mi sızladı? Yüreğin mi hopladı ha? Söylesene. Ben sana ofiste ne dedim? Ha? Bu gibi duygularını çöpe atacaksın dedim mi? Bana bak Haldun. Ben, sen ve Zafer. Biz hariç herkes ölecek. Kim şahit oluyorsa ölecek. Ufacık bebe. Bana ver bu kızı ha?
kardeşim. Beyaz. Beyaz sakin ol. Kardeşim jipte. Kardeşim o jipte. Emin misin? Beyaz! Ay Allah! Beyaz! Ay Allah, ne olur gidelim ya. Korkuyorum beni. Tamam tamam. Canan kardeşim yaşıyor. Yanılmamışım, bak cipteki oymuş. Canan kardeşimi gördüm, yaşıyor, ölmemiş. Ne? Gökte yıldızlı gözleri. Zühre'mdi. Zühre'ydi. Işıl ışıl baktı bana. Bakışını sevdim. Suya benziyordu gülüşü. Öyle bir şeydi. Şırıl şırıl, serin serin akışını sevdim. Onunla gökyüzü zühre, yeryüzü zümrüttü. Elleri kelebek yârimin, kirpiği yüdüttü. Kürek yakan bu ateş, bilmem ne dava güttü. Yemin olsun, bir bakışla yakışını sevdim. Geberdin işte. Zühre'yi de böyle öldürdüm. Onu da böyle vurdum. Hadi herifler bırakmadı. Zühre. Bırakmadı mı? Ayaz dur beni bekle. Kardeşimi bulacağım, bekleyemem. Mutlaka bulmam lazım onu. Kardeşimi kesin bulmam lazım. Anneme söz verdim ben. Of, hemen nerede bulacağız? Daha nereye gittiklerini bile bilmiyoruz. Sen gelme, sen gelme. Ben kardeşimi bulacağım. Fare deliğine girmiş olsa bile bulup çıkartacağım onu, anladın mı? Tamam, anladım inatçı maymun. Madem öyle ben de geliyorum. Benden öyle kolay kolay kurtulmak yok. Sen anladın mı? Anladım, anlaştık. İyi, gel o zaman. Sana ihtiyacım yok, ben gidiyorum. Sana kaç kere söyledim, kötü adam değilim ben. Öylesin işte, o kötü adam oldu, beraber geldin sen. Tamam. O adamlarla beraber geldim ama seni kurtarmak için geldim. Bak sana yemin ederim kötü adam değilim ben. Sen benim yanımdayken kimse el süremez sana. Hiç kimse dokunamaz, anladın mı? Abimi istiyorum Ayaz, abimi istiyorum abi, abi. Tamam, bulacağım abini. Söz veriyorum, bulacağım ama ağlama, tamam mı? Saklıyorsan çıkar göster hadi. Göster.
hazır demek ki. Aferin. Güneş doğana kadar vaktim var. Gün doğana kadar bu belgeyi bana getirmezsen sen ölmüş olacaksın. Karargahın oradaki kurulukta bekleyeceğim seni. Geleceğim. Gün doğmadan. Belgeyle birlikte. Geleceksin. Acı olduğunu biliyorum. Önce yemeğini ye, sonra abine gideceğiz. İnanmıyorum sana. Abim gelmeden yemem. Abin gelmeyecek ki, biz ona gideceğiz. Çişim geldi. Hadi gidelim. Sen gelme. Neden? Sen kız değilsin. Üstelik kötüsün. O kötü adamların arkadaşısın sen. Ama morganlarla aynısın. Yalan mı? Yok. Doğru değil. O benim arkadaşım değil. Ortağı. Seni öldürmesin diye geldim ben onunla. Yalan söyledim onunla. Bu kız o kız değil dedim. Çünkü benim gerçek arkadaşım senin babandı. Asker arkadaşımdı. Beni kurtardıydı. O yüzden kurtarmak istedim seni. Hamza'ya, senin babana, senin babana can borcum vardı kızım benim. Yalan söylüyorum. Evet, kötüyüm ben de. Yalan da söylerim ama asker arkadaşımın kızını değil. Ben size bir kötülük yapamam. Yapmam. Kendi kızımın başı için yemin ederim. Ben size bir kötülük yapamam kızım. Ben tuvalete gidiyorum. Hadi. Bak. Orada tuvalet. Üstünde kadın resmi olana git. Sonra gel yemeğe. Hadi. Abim olmadan yemem. Salak olanın harekete geçmiş olması lazım. Evet komutanım. Sizce gelecek mi? Bilmem. Göreceğiz. Gelmeyecek. Telaş yok. Sakin. Benim Bilal. Sen nasıl geldin buraya? Bu sorular doğru sorular değil komutan. Teşkilat böyle sorulardan hoşlanmaz. Okey.
Thanks. Aslında sizi takdir ediyorum komutanım. Gerçi görevim icabı size karşı biraz saygısızca davranmış olabilirim. Ama gerçekten takdir ediyorum. Risk almayı seviyorsunuz. Gözü kara olmak iyidir. Başka? Strateji üreten bir zekanız var. Hızlı kararlar veriyorsunuz. Gerçi bu durum şu hafızasız delikanlı meselesinde olduğu gibi yanılmalara yol açabilir. Ama risk almadan da başarıya ulaşılamaz, değil mi? Yanıldığımı nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Eminim. O oğlan katıksız bir hain. Sen nereden biliyorsun burayı? Babam hep buraya gelir beni getirdi. Her zaman değil ama seviyorum burayı işte. Zafer, kes şunu. Kıpırdatma lan! Komutanım, bir şey soracağım. Sor! Sizi İlhan Paşa mı görevlendirdi? Bunu üstlerine sor en iyisi sen. Canım.
Ne işiniz var bu saatte sokakta? Kim bu bebe? O bebe değil, arkadaşım Ayaz. He. Onu anladım. Ne işiniz var bu saatte sokakta Ayaz'la? Başımıza çok kötü şeyler geldi baba. Birileri Ayaz'ın da kardeşini kaçırmış. Biz de onu arıyorduk. Kardeşini mi? Adı ne? Beyaz. Beyaz mı? Ama ben biliyorum komutanım. İlhan Paşa varsa bir bakan da olmalı. Agah Bey gibi. Ha? Ermeni meselesi de Osmanlı Türkiye'sinden daha güçlü, daha aktif bir üçüncü ülkenin olduğunu belgelemişler. Ama bunu şimdilik gizli tutuyorum. Görevin bu belgeyi çalmak. Sen neden çeneni kapatmıyorsun? Ne? Beyaz burada mı? Yeah.